Merhabalar, iyi çalışmalar arkadaşlar. Real Estate serimizin 86. dersiyle beraberiz. Şimdi finale çok az kaldı. Geçtiğimiz derste bir hata alıyorduk en son. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey dikkatimi çekti dersten sonra. Mesela ben Partial Search'ü direkt olarak çağırdığımda burada verilerim geliyor. Yani gördüğünüz gibi şuraya veriler geliyor ama sanırım bu indeks sayfamda başka modellerden de veri çektiğim için bu çalışmıyor. Yani burada ne yapabiliriz diye düşündüm. Ama deneme yapmadım, onu söyleyeyim size henüz. Acaba şey olur mu diye bir düşündüm ya. Mesela şunu parçalıdan çıkarsak da böyle biraz şeyi kod karmaşası hafif artsa bir sıkıntı olur mu diye düşündüm. Ya şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Mesela veriler listelenirken biz bunu parçalıda değil de işte direkt olarak indekste listelesek. Yani şöyle mesela ben burayı kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Şimdi bakın şurayı açıklama satırına bir çevirelim şöyle. Ardından şöyle delete ile geri alalım. Ardından geldim buraya yapıştırdım. Şimdi bakın şuradaki şu listeyi geldim kestim onu da şuraya yapıştırdım. Güzel. Şimdi ben böyle çalıştırdığım zaman indekste burada hata verir muhtemelen. Bir görelim bakalım ilk önce burada nasıl geliyor. Beraber bir kontrol sağlayalım. Burada direkt hata vermeli. Aynen direkt hata verdi. Güzel. Şimdi default controller'a geldim. Default controller'ın HTTP GET tarafındaki şu kodu geldim. Kopyaladım. Bu kopyaladığım kodu geldim buraya yapıştırdım. Return partial view değil, return view olacak. Burası da aynı şekilde return view olacak. Şurası da public async run task I action result olacak. Bu şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir daha deneyelim mesela. Ctrl Shift W dedim. İndeksten tekrar ayağa kaldırmayı deneyeceğim. Şöyle yeniden çalıştığı zaman default indekse geldim. Gayrimenkul türleri gelmiş oldu. Tamam mı? Bu şekilde geldi. Peki ben buraya mesela A yazdım. Burada Paris kalsın. Araya bastım. A ve Paris'i taşıdı. Tamam, süper. Şimdi demek ki burası çalışıyor. Şimdi biz burada gayrimenkul türünü çektik. Onda herhangi bir sorun yok. Gayrimenkulün türünü çektik dedik. Başka neyi çektik biz burada? Gayrimenkulün şimdi bir de şeyini çekmemiz gerekiyor. ID'sini çekmemiz gerekiyor. Peki burada select class'ta ben bu ID'yi nasıl çekeceğim? Bu ID'yi çekmem lazım. Şimdi string P, string Y var. Tamam, bu partial olarak mesela go to view dediğimde burası form action'da tamam. Yani sıkıntı yok. ASP action'la gidebilir yani. Herhangi bir sorun yok. Virgül bir de integer olarak sen diyeceğim bana şunu al. Kategorinin ID'sini al. Yani bu da Z olsun, tamam mı? Z. Geldim buraya. Temp datada word 2. Bu da Z'den gelen değer olsun. Güzel. Bu da Z'den gelen değer olacak. Tamam. Return a direct action'la da buraya gönderecek. Güzel. Şimdi bizim şuraya bir gitmemiz lazım. Property list with search property kısmına. Şimdi uygulamada view tarafını açıyorum. Property'deki property list with search. Şimdi bakın viewBack.v, viewBack noktayı aralarına birer tane şöyle tire koyalım. Daha net belli olsun. İki tane daha tire. Buraya bir de viewBack.z dedim. Güzel. Şimdi indeksten tekrar çalıştırıyorum. Yeniden Ctrl Shift W diyelim. Yeniden Ctrl Shift W dedikten sonra bekliyorum açılmasını. Şimdi bakın buradaki değer şöyle default index geldi. Mesela ben burada anahtar kelime A, gayrimenkul türü villa, şehir seçiniz İstanbul. Bakın burada A'yı taşıdım. İstanbul taşıdım ama şehir seçme kısmını taşıyamadım. Şimdi burada şu select class'ın name'ini Z yapalım. Z yaptığım zaman neyi taşıyıp neyi taşıyamadığımı bir görmek isterim şöyle. Ctrl Shift W dedim tekrar. Tabi orada X, Y, Z'ler kalkacak yani. Onları daha anlamlı isimlere dönüştürüyor olacağız. Anahtar kelime A. Gayrimenkul türü villa. Burası İstanbul. Ara dedim. A İstanbul ve burada hiçbir şeyi taşımadı. Şimdi benim burada selected ifadesinde seçilen değeri şu select içerisinde seçilen değeri diğer tarafa taşımam lazım. Buna bir bakayım. Şimdi biz burada sanırım bir şeyi mi unuttum ya ben. Şu controller'da property controller'a gelelim. Burada aynen viewBack.z yok ki. viewBack.z word 2'den gelen değer. Bir daha bakalım çalışacak mı şimdi. Word 2'den gelen değer. Ondan sonra indeksime şöyle tamam word 2 burada. Bunun peki view tarafına taşımış mıyız biz? Property list with search'e gidelim. viewBack.z gelmiş. Tamam bir daha çalıştıralım şöyle. Ctrl Shift W diyelim. Normalde bu çalışır diye düşünüyordum ama
emin olamamıştım. İşte baştan deneyelim. Sanırım yazdırmadığımız için çalışmadı. Şimdi şöyle anahtar kelime test olsun. Gayrimenkul türü daire şehir Roma araya bastım. Bakın test Roma 3 geldi. Tamam süper. Demek ki bu geliyorsa şimdi biz bunun karşılığında şunları verebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle İzmir falan geliyor şu anda bu arada. Burada niye İzmir geliyor? Çünkü Search K Value'da biz şu an şunları şey vermişiz. Tamam biz statik vermişiz. Şimdi burada bunları değiştirmemiz gerekiyor. Bunları ben şöyle değiştiriyor olacağım. Öncelikle artık viewback'lere ihtiyacım yok. Yani viewback'leri kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Viewback ihtiyacımız olan bir kod değil. Şöyle bir silelim burayı. Burayı sildim. Property Controller'a geldim. Şimdi Property Controller'da viewback yoksa bunlara da ihtiyaç yok. Ama temp datalara ihtiyacım var. Şimdi bakın search key value eşittir. Temp data word birden gelen değer olacak. Bakın şuradan gelen değer. Sonra temp dataya böyle atama yapamıyor muyum? Neden? Ha viewback'le. Peki benim burada parametre göndermem gerekiyor mu? Yani parametre göndermesem olmaz mı? Temp data word nokta to string desem çalışır mı? Tamam çalıştı. Sadece null olabileceğini söylüyor sanırım. Aynen. Mesela search key value buradan gelen değer olacak. Peki search key value buradan gelen değer. Ondan sonra property kategori id'si temp data word birden gelen değer olacak. Şöyle burayı da eklemiş olalım. Nokta yine to string desek sıkıntı olur mu? Sıkıntı olur gibi. Şöyle yapsak int nokta parse desek parantezimizi açsak bu şekilde bir dönüşüm uygulasak tamam güzel. Ve üçüncüsü de city bilgisi. Bu da temp data 3 city bilgisi. Şimdi peki diğer tarafta bir dakika. Bu tam doğru olmadı ya şeyleri. Temp data word 1 word 2 olmaz bu. Default controller'a geri gelelim. Mesela bunlardan birincisi P olan bizim bir dakika indeksimize gidelim. P neydi? P bizim anahtar kelimemiz değil mi? Aynen. Şu anahtar kelime. Anahtar kelime yerine biz burada ne kullanmışız? Search key value. Şimdi bunu kopyalım default'ta. Şurada P'yi sildim. Search key value dedim. Search key value dedim ve search key value dedim. Tamam süper. İndekse geldim. Çok pardon. İndeks tarafında da bunu name'ini search key value yaptım. Bu bir. Tamam. Sonra ikinciye geliyorum. Default controller'a geldim. Pardon. Property controller'a geldim. İkincisi property kategori ID. Bunu kopyaladım. Geldim default controller'a. Bu bizim Y ifadesi yerine property kategori ID olacak. Y ifadesi property kategori ID. Burası da property kategori ID olacak. İndekse geldim. İndekste de şurası olacak. Gayrimenkul türü olan kısım. Property kategori ID. Tamam süper. Bunu da vermiş olduk. Ve üçüncüsü de city bilgisi. City bilgisini kopyaladım. Geldim default controller'da şöyle Z yerine city yazdım. Şurası city olacak. Burası da city olacak. Tamam çok güzel. Şimdi indekse geldim. İndekste de şu Y yerine yani Y ile Z'nin yeri değişmiş oldu. Orada da şurada city bilgisini alacağız. Tamam süper. Şehir seçeneği kısmında da city bilgisini almış olduk. Şimdi tekrar property controller'a geldim. Viewback'lere ihtiyacım kalmadı. Viewback'lerimi silebilirim şu anda. Bunlara ihtiyacım yok. Şimdi search key value 3 tane bizim değerimiz var. Search key value'yu alacak. Property kategori ID bunu alacak ve city bilgisi de bunu alıyor olacak. Güzel. Bu üçünü de çağırdık ve bunları aşağıda biz şöyle kullanıyor olacağız. Çok güzel. Şimdi burada göndermiş olduğumuz parametrelere göre işlem yapabilecek miyiz? Ctrl Shift W dedim. Bir görelim bakalım nasıl geliyor. Beraber kontrol sağlayalım. Şimdi bakın burası şöyle default index geldi. Mesela anahtar kelime daire olsun. Gayrimenkul türü daire. Şehir seçeniz İstanbul. Araya bastım. Bana hiçbir şey vermedi. Peki İzmir diyelim mesela. İzmir de burada yoktu. Şöyle yapalım. Bir saniye. İzmir'i de ekleyelim. Sofya İzmir diyelim. İzmir. Tekrar çalıştırıyorum. Yeniden Ctrl Shift W dedim. Bir kere daha ayağa kalksın uygulamamız. Şimdi bakın burada bir bakalım şimdi gelecek mi? Anahtar kelime A daire şehir İzmir araya bastım. Şimdi bu bize gelmedi. Peki Swagger'dan gidelim. Swagger'dan gidelim şöyle. Çok pardon bir dakika. Şimdi Swagger'dan bir testini yapalım bunu. Şöyle
Şimdi product içerisinde biz şunu arıyoruz değil mi? Şimdi bakın search key value, mesela search key value'ya biz ne yazdık? Örnek veriyorum A yazmışız. A. Property kategori ID'si, dairenin ID'si. Dairenin ID'si kaç? Mesela dairenin ID'si gelme alıyor. Villa diyelim 1, İzmir diyelim. Bir dakika villa diyelim. Villanın ID'si kaç bilmiyorum. Bir bakmam gerekiyor. Şimdi şöyle DB Depper Real Estate'e geldim. Tablolarıma geldim. Şuradan kategorileri bir açalım. Edit top 200 row dedim. Burada sanki bir numarayla geliyordu. Bir numara neydi? Bir numara villa. Tam bir numarayla gelmesi lazım normal şartlarda. Mesela bir dedim. City İzmir dedim. Geldim execute ettim. Execute deyince bakın iki tane veri geldi. A1 ve İzmir'e. A burası gayrimenkul türü 1. Burası da İzmir. Ara dedim. Ara dedikten sonra burası gelmiyor. Şimdi viewback'lere tekrar ihtiyacım var. Çünkü bu gelmiyor yani şu anda. Gelmemesi bizim için biraz sıkıntı. Search key value property kategori ID. Ya biraz hava değişimine maruz kaldım da o yüzden kusura bakmayın. Çok böyle öksürmek durumunda kalıyorum. Şimdi şöyle ha buldum. Bir buldum mu? Bir dakika bulamamışım. Neden böyle geliyor? Şimdi burada normal şartlar altında Swagger'da şöyle geliyor. Tamam böyle. Şunu İzmir'in iyisini küçültelim. Küçük iyi yapalım. Execute ettim. Execute dedikten sonra bu geldi. Şimdi title'ın içinde ucuz fiyatta daire yazan. Mesela mesela X dedim. Execute dedim. X deyince gelmiyor. Ama D dedim. Mesela execute ettim. İki tane geliyor. Ucuz fiyatta daire. Mesela S diyorum. S execute ettim. Bakın bir tane geldi. Sadece site ifadesi. Şimdi şunu kopyalım. Geldim. Çok yakınız. Bitmek üzere aslında burası. Şimdi tekrar şuraya gelip yapıştıracağım. Yapıştırdım. Şimdi burada localhost API işte result soru işareti search key value eşittir S. Eşittir S değil burası. Süslü parantez içerisinde. Diyeceğim ki burası search key value'muz burası. Nereden gelen değer? Search key value'dan gelen değer. Tamam bunu kullanmış olduk. Güzel. Sonra bir ampersand var. Tamam. Property kategori ID eşittir 1 değil. Süslü parantezimi açtım. Burası property kategori ID olacak. Ve city bilgisi İzmir değil. Burası da city olarak bizi karşılayacak. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bir daha görelim bakalım. Ctrl Shift W dedim. Tekrar çalıştırıyorum. Normal şartlar altında bakın şunun tutması lazım. S1 İzmir. Yani şurası S, burası 1, burası İzmir. Araya bastım ve gelmedi. Neden? Çünkü burada parametreler gelmiyor bence. O yüzden yani. Hani az önce aslında geliyordu. Şimdi şöyle tekrar kontrolüme geldim. Burada burada. Bunu niye kullanmadık gibi gösteriyor ki? Yani bunlar dışarıdan gelince nal mı geliyor diye bir düşünüyorum da. Sayfa yüklendiği zaman bunlara direkt atama yapılıyor. Search key value buradan gelen değer. Property kategori ID buradan gelen değer. Ve city buradan gelen değer. Peki şöyle yapsak. Viewback.search key value eşittir search key value. Bir dakika. Viewback.search key value eşittir temp datadan gelen search key value. Sonra viewback nokta property kategori ID eşittir buradan gelen property kategori ID ve viewback nokta city eşittir şuradan gelen city değeri. Tamam güzel. Şimdi bakın bunları verdim. Burada bir sorun yok. Şimdi biz bunları verdik. Tamam. Ondan sonra peki bunları bir de go to view diyelim. Şurada bir daha yazdıralım. Ctrl Z yapalım. Viewback nokta viewback nokta ifadesinden sonra şunu alalım. Search key value property kategori ID yapıştırdım. Property kategori ID. Ya acaba burada taşınmasında mı bir sorun var? Ve son olarak city bilgisi. Geldim buraya verdim şunu. Şimdi diğer taraftan bir daha bir çalıştıralım. Yani acaba diğer tarafa taşımıyor mu diye bir düşünüyorum. Yani şeyden default'tan property'ye taşıyamıyor muyuz? Şimdi aranacak kelime S olsun. Gayrimenkul türü villa, şehir, mesela şehir İzmir. Araya bastım. Şimdi S geliyor. Gayrimenkul türü S. Ha İzmir gelmiyor. İzmir sıfır olarak geliyor. Anladım, anladım, anladım. İzmir sıfır olarak geliyor. O yüzden sorun burada İzmir'de. Anladım, tamam. Her
Hemen bakalım buna. Şimdi default controller'a geri geldim burada. Int city. Aa, çok pardon. Şurası integer olacak. Burası string olacak. Şunların yerini değiştirmemiz gerekiyor. Tamam, şimdi çözüldü diye düşünüyorum. Tekrar Ctrl Shift W dedim. Şimdi yine benzer bir format kullanacağım burada. Şöyle. Geldim buraya. Bekliyorum. Anahtar kelimesi gayrimenkul villa, şehir İzmir. Araya bastım ve bir tane ilan geldi. Gördünüz mü, bu şekilde başarılı bir şekilde çalışıyor. Sadece değişkenlerde bir küçük sorunumuz varmış. O zaman şöyle viewback'leri artık kaldırabilirim. Viewback'ler olmasa da çalışacak gibi. Şöyle property'nin search alanına geldim. Şunu sildim. Ondan sonra diğer tarafta kalabilir. Çok önemli değil. Ctrl Shift W dedim. Bir kere daha çalıştıralım. Mesela S demiştik. Bir de D diyelim. Mesela da, yani daire falan vardı galiba. Şöyle default index'e geldim. Anahtar kelime de villa İzmir, araya bastım. Bakın iki tane ilan gelmiş oldu. Gördünüz mü? Gayet istediğimiz formatta çalışıyor. S dediğimizde de bakın burada modelden de sayı çekiyoruz. Bir tane geldi. Tabi burada ilan sayısı biraz fazla olunca çok daha güzel bir şeye dönüşü olacak. Güzel, demek ki filtreleme işlem başarılı bir şekilde çalışıyor. Ha, burada bizim mesela şurada villa, daire ve yazlık var ya. Bunu şöyle hani şöyle bir şeye çevirebilirsiniz. Örnek veriyorum, yazlığa tıklayınca işte sadece şehir fark etmeksizin bütün yazlıklar gelir. İşte daireye tıklayınca şehir fark etmeksizin bütün daireler gelir, villalar gelir gibi. Artık bir şeye siz çevirirsiniz. Şimdi geldim favori ilanlara. Bu favori ilanlar admin paneli üstünden düzenlenecek ve bütün ilanların favori olması doğru değil. Yani biz burada sadece favori olan ilanları göstereceğiz. Örnek veriyorum, işte 6 tane ilan. Günün favori ilanları 6 tane ilan olsun. Burada çok fazla ev var. Onları revize edeceğiz. Sonra diğer şu küçük kalan kısımları revize ederek finale doğru gideceğiz. Filtrelememiz de çalışıyor. Devam edeceğiz.